Merhaba arkadaşlar. Ders 24'e hoş geldiniz. Dersleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu küçültme 2. Yani het verkleinwoord veya de diminutif. Hadi gelin başlayalım. We kunnen mensen, dieren en dingen klein maken. İnsanları, hayvanları ve nesneleri küçültebiliriz. Hollandaca'da çok kullandığımız bir şey bu. Türkçe'de pek kullanmayız. Ee, küçük, küçültmeyiz çoğu şeyi. Ama Hollanda'da, Belçika'da da aynı şekilde küçültmeyi severiz. Dışarıda da çok duymuşsunuzdur belki. İnsanlar neden bazı şeyleri küçültüyor demişsinizdir. Ee, sık kullanılan bir şey. Peki, bir kelimeyi neden küçültürüz? Bir şeyi, bir hatayı veya bir sorunu daha az önemli hale getirmek için. Bir şeyi şirin, sevimli veya keyifli hale getirmek için veya bir şeyi gerçekten de küçültmek için. Gelin örneklere bakalım. Öncelikle bir şeyi, bir hatayı veya bir sorunu daha az önemli hale getirmek için. Örneğin, Hayatın hat een ideetje, maar ik ben het vergeten." Onun bir fikri vardı, küçük bir fikri vardı ama unuttum. O fikir kelimesini küçültürüm ki önemsiz olduğunu belirtmek isterim. Veya ik heb een foutje gemaakt. Bir küçük hata yaptım, hatacık yaptım aslında. Hani o yaptığım hatayı önemsiz göstermek isterim. Bir şeyi şirin, sevimli veya keyifli hale getirmek için de kullanırız. Örnek veriyorum. Ik heb een liefkoneentje gezien tatlı bir tavşancık gördüm. Bütün hayvanlarda kullanabilir tatlı bir kedicik gördüm. O hayvana şirin göstermek isteriz. Tatlı, sevimli. We gaan morgen naar Yarın bir partiye gidiyoruz. Keyifli bir parti olduğunu belirtmek yerine feşi deriz. Ya da gerçekten de bir şeyi küçültmek için. Mesela. Dit huisje heeft maar één slaapkamer. Bu küçük evin bu küçük evde sadece bir yatak odası var. O evin küçük olduğundan bahsediyorum. Höşe. Küçüktüm. Het tafeltje is 50 cm lang. Masacık 50 cm uzunluğunda. Küçük masa. De kleine tafel de diyebilirim. Küçük masa. Ama ben burada masacık yaptım. Het tafeltje. Küçültmekini kullandım. Gelin bakalım peki nasıl bu ekleri nasıl kullanırız? kelimemizi alırız word ve arkasına ekler, ekler ekleriz. Örnek veriyorum. y, ç, pie, kia ve eçe gibi. Häsche, Stulcha, Blumpje, Konenkje, Jungetje. Tabii ki de bunların kuralları var. Ben word, <laughs> gebruiken we altijd het als artikel. Küçültme eklerinde article'ımız yani tanımlığımız her zaman het olmalıdır. Hiç fark etmiyor. Mesela örnek burada. The tafel. Tafel masa kelimesinin tanımlı normalde de olur. Ama bunu küçültürsek, küçültme eki kullanırsak, otomatikman het tafelçi olur. Bütün küçültmeler için geçerlidir bu. The tafel, het tafelçi. De stoel het stulçi. De dür, het dürçi. De möz, het möşi. Peki. Gelin kurallara bakalım. Als het woord eindigt op P, F, K, D, S, F. Kelimemiz bu harflerle bitiyorsa sonuna Y gelir. The brief, bakın mektup. F harfiyle bitiyor. Y geliyor. Het brief Y. The hand, el demek. Het handje. Het bord, tahta demek. Het bordje. Het boek kitap. Het boekje. The last, Ders hatırlaşı. Mektupçuk, e, kitapçık, dersçik gibi küçültük hepsini. As het woord eindigt op L en W en R, komt er plus ç. Eğer ki kelimemiz bu harflerle bitiyorsa L, N, w ve R harfiyle sonuna ç ekleriz. De stoel, sandalye, het stoel ç, sandalyecik. De schoen, ayakkabı, het De vrouw kudden het vrouwtje. De deur het deurtje. De leeuw aslan het leeuwtje. Je wou Als het woord eindigt op M, kunnen we met haar veel betaars zijn? Zonne, de boom, het boompje. Het raam, jam, het raampje. De riem, kemar het riempje. De film, Film, het filmpje. De pluim, het pluimpje. Als het woord eindigt op a, e, o of ö, dan komt er plus tje. Let op, dikkat et, yazıyor burada. Bakın, de dame, buradaki kadın, het dame tje oldu. Ama eğer ki kelimelerimiz a, o veya Ü harfine bitiyorsa, bu harflerimizi çift yazarız. Örnek veriyorum. De la, het laatje, De auto, araba, het autootje, paraplu, şemsiye demek de paraplu, het parapluutje, de radyo, het radyootje, radyo demek. Yani. Als het woord eindigt op NG, kelimemiz N ve G harflerle biterse yani bunun ikisi beraber hmm diye okuruz. Mesela yüzük, ring buradan yumuşatırız. Sonuna ötçe gelir. De reng, yüzük, het ring Yılan, de slang, het slang Let's Let op, dikkat et yazıyor yine. Buradaki kelimeler farklıdır. Bunlar da N ve G harfiyle son buluyor ama bunları sonuna K'ya gelir. The warning, it's warning K. The corning, it's corning K. The catting, it's catting K. İstisna. Ağır Na en korte klank plus L, M, N of R. Tek heceli bir kelimede sessiz harfini kısa duyarsak yani A, E, O veya ö olarak duyarsak ve kelimemiz L, M, N veya R harfi ile bitiyorsa sonuna açı gelir ve sondaki sessiz harfimiz çift yazılır. Örneklerdeki gibi the man adam demek. Bakın man tek heceli bir kelime ve A harfini kısa okuyorum. Man. Ne oluyor? Het manlıçı. Yani burada N harfimiz çift oldu ve sonuna açı geldi. Manlıçı. The ball, top demek, het balıçı. The star, yıldız, het starıçı. The comb, kase, het komıçı. Ve the kip, tavuk, het kepiçı. Bakın, hepsi let up diyor burada. Dikkat edin. Peki, istisna kelimeler yok mu? Tabii ki de var. Allah'ın bütün gramerde olduğu gibi kuralları anlatıyoruz. Kurallar bunlar, bunlar, bunlar. Sonra ki dikkat, let up. İstisnalar, düzensizler veya özel olanlar. Bunlar da spesyal. Bunları ezber öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar düzensiz, kurala uymuyorlar. De jongen. Erkek çocuğu. Het jongetje. Het gaat, delik. Het gaatje. Het glas, bardak. Het glaasje het it blad, het blaadje, het schip, het scheepje, het meisje. Dikkat edin, het meisje zaten kendi halinde e, küçültme eki kullandığımız bir kelimedir. Kız çocuğu demek. Zaten het meisje, het meisje kalıyor, değişmiyor. Peki, çoğullarda nasıl olur? Eğer ki küçültme eki küçülttüğümüz kelimeyi çoğul yapmak istersek, ne olur? Sonuna sadece bir S harfi ekleriz. Sadece dikkat etmeniz gereken konu şudur. Tanımlığımız höt olmuştu hatırlarsanız. Biliyorsunuz ki çoğul kelimelerde tanımlıklar her zaman d olur. Hiç fark etmiyor tekil hali höt olsa bile çoğullar her zaman d tanımlığını alır. Burada da aynı kural geçerlidir. Küçülttüğümüz kelimeleri çoğul yaparsak birden fazla olursa eğer sonuna bir s harfi ekleriz. Farecik, het möşe. Çoğul yaparsak farecikler yaparsak de möşes. Bakın het de oldu bu sefer ve sonra s harfi geldi. Masacık, masacıklar. Het tafelçe, de tafelçes oldu. Het höşe, evcik, küçük ev. De höşes. Het meşe, kız çocuğu. De meşes. Het balıçı. Küçük bir toptan bahsediyoruz. De balıçes. Het yüzük, küçük yüzük, yüzükçük diyebiliriz belki de ringetçis. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Value oefeningen marka çalışmak isterseniz Instagram'dan beni takip edin. Oradan da çalışmalar veya e, web siteleri paylaşıyorum. E, daha çok çalışmak isterseniz bana mesaj da atabilirsiniz. Size farklı web siteleri de gönderebilirim çalışabileceğiniz. Instagramdan takip etmeyi unutmayın, YouTube kanalıma abone olmadan da gitmeyin, Instagram sayfamda. Burada ve hepinize başarılar diliyorum, veel succes.